Kime bakmıştınız? Ben Bahşende Kervancıoğlu. Ömer Kervancıoğlu'nun babaannesiyim. Siz de Zehra'nın babası olmalısınız. Evet. Zehra'nın babasıyım. Yani kusura bakmayın, daha önce tanışmadığımız için biraz şaşırdım. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Yani anne, iş mi şu yaptığın ya? Bunların böyle çamaşır makinesinde yıkananlarından mı alsak pofidik pofidik? Yavrum, elyafla yün bir olur mu hiç? Yün daha sağlıklı. Anne, yün yastık mı kaldı ya? Kalmış bak, önümde işte. İyi, yap sen o zaman böyle sağlıklı sağlıklı. Hatta sana bir tane dere kenarı bulalım. Sok bunları dereye, tokmakla böyle pat 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 döversin. Yavrum, sadece yastık kılıflarını yıkayacağım. Bu havada yüne dokunulur mu hiç? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımefendi, Ömer Bey oğlumun babaannesi. Aa, öyle mi? Hoş geldiniz. Ay, ne olur kusura bakmayın. Ben de yastık kılıflarını şey etmiştim böyle şey. Aa, rahatsız olmayın. Habersiz gelen benim. Hoş geldiniz. Ben de Zehra'nın halasıyım. Memnun oldum. Buyurun, ayakta durmayın, oturun. Teşekkür ederim. Ben de Canan. Kuzeniyim Zehra'nın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle habersiz geldiğim için bağışlayın. Gelin kızımın ailesini tanımak için sabırsızlanıyordum. Ayağınıza sağlık. Yani biz çok mutlu olduk. Bir şey içmek ister misiniz? Aa, zahmet olmasın. Bir kahve alırım. Sade. Anne, zahmet efendim. Kızım bir kuş bakkalına kahvemiz bitmiş. Aa, hiç önemli değil. Çay da olur. Yo yo, olsun. 2 dakikada alıp gelir. Yok yok, önemli değil. Çay olsun. Tamam. Hemen. Ailemize layık gördüğün dünürlere bak Ömer. Ah Ömer. Bakalım durumumuz ne? Yazmamışsınız. Yani birbirinizi sinirlendirecek, üzecek hiçbir şey yapmadınız, öyle mi? Evet. Bu aşamada sizlerle tek tek görüşmek isterim. Önce Ömer Bey, sizden başlayalım. Benden mi? Evet. Bir mahsuru yoksa. Yok. Ya, ne olur. Güzel. Teşekkür ederim Zehra Hanım. Rica ederim. Kahveniz bitmiş. Ne içmek istersiniz? Bir çay iyi olur aslında. Tamam, hemen yolluyorum. Sen? Su. Su olabilir. Teşekkür ederim Zehra Hanım. Kolay gelsin. Sizi de birazdan alacağım. Tabii. Kerem, hadi gidelim ne olur. Hadi. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Sabah uzak dur. İmdat, ne olur yardım edin. Yardım olun. Polis! No!
İyi misin? Ben iyiyim Aslı, sen iyi misin? Kerem, elin kanıyor. Bir şey yok. Canım acıyor sadece. Güzel kızım. Ya halacığım, iyi ki döndün. Bu ev senin kahkahaların olmadan çok sessiz. Halacığım, bak bir daha böyle şeyler yapmak yok ha. Yoksa kahve içmek için bile dışarı çıkamazsın. Yapmayın böyle ama vallahi ağlatacaksınız ha. Sakın, sakın ağlama. Asya Biricik babaannesini aldığını görürse çok üzülür. Ayşe'cim, o Biricik lafını Bahşen'den duymasın ha. Duyarsa duysun, zaten o da biliyor. Ya bu arada Asya babaannemin asık suratını gördüğü an kaçacak yer arıyor. Vallahi böyle gerilip bastonunu tık tık diye vurur görürsünüz. Ay sahi hiç görünmedi bu sabah, nerelerde ki? Hediye abla söyledi, sabah erkenden çıkmış. Konukseverleriniz için çok teşekkürler. Akşama mutlaka bekliyorum. Ma aile gelin. Hep birlikte güzel bir yemek yiyelim. İnşallah. Bir aksilik olmazsa geliriz. Peki o zaman. Akşama görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle. Ayağınıza sağlık. Kızım ha. Ay çocuklar, sahi Ömer'le Zehra nerede bugün? Terapist geldi halacığım, görüşmediler. Ay siz gençleri de bir türlü anlamıyorum ha. Her gün yeni bir icat çıkartıyorsunuz ayol. Ay ne terapistiymiş, onun terapiste falan ihtiyacı yok ki. Halacığım, sen gittin mi ki terapiste? Ay yok ayol, nerede gideceğim Allah sen? Ben filmlerden falan biliyorum öyle. Oturtuyorlar bir çareleri karşılarına. Böyle vırt 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 konuşturuyorlar. Kendileri susuyorlar ama. Bir de derin derin bakıyorlar. Sanki maden çıkaracaklar yani. Ya halacığım çok tatlısın. Halacığım bu öyle bir şey değil. Bilmiyorum zaten. Dedim ya oğlum, ben de filmlerden falan gördüğümü söylüyorum. Ya şimdi anladım, hiç gitmedim. Ama hiç böyle bunalıma ya da strese girdiğin zamanlar olmadı mı? Yani tabii biz de genç olduk pırlanta. Ama gençlik bitti ama. Ya halacığım sen aşk acısı çekmişsin. Hala? Hı. Ayşe doğruyu mu söylüyor? Yok ayol, ne var lan kız? Hala? Hı. Yavrum lütfen ısrar etme. Bir dakika, bir şey soruyorum. Halacığım Ayşe doğruyu mu söylüyor diyorum ben. Ay yok be yavrum, ne ilgisi var yani? Yardım edeyim mi? Ha yok, ben hallederim. Sen biraz dinlen. Beceremiyorsun. Dur ben yapayım. Yine ucuz atlattık. Ya başka bir yerine gelseydi? Hiç
hiçbir şey olmazdı. Bunu sürelim, mikrop kapmasın. Önemli bir şey değil, sıyırdı sadece. Niye doktora gitmiyoruz? Dikiş attırmak lazımdır belki. Bir şey yok. Asıl senin bacağını göstermek lazım doktora. Yok, hiç gerek yok. Ben de sadece ezildi. Uzat bacağını. Hadi. Fakat iyi iş çıkardınız. Sizin sayenizde bayağı hırsızlar yakalandı ya. Ay siz bayağı bayağı muhteşem ikili oldunuz. Kerem abi, Sabah'la iyi misiniz? Ati sakin ol, bir şey yok, iyiyiz. Mahallede duyuldu yani. Duyuldu tabii. Hırsızları yakalamışsınız. Öyle bir kahramanlık yapalım dedik de ucuz atlattık. Allah razı olsun. Gerçekler ortaya çıkınca millet arayıp özür diledi tabii, değil mi? Hırsızlar bulunmasaydı da gerçekler ortaya çıkacaktı Ati. Seni öyle kendi haline bırakmayacaktık. Ati? Patron affeder artık seni. Aradı ki zaten. Ben açmadım. Ben bir daha o dükkandan falan içeri girmem. Aferin Ati. Ya senden de bu beklenirdi. Vallahi git diye cesaret verseydiniz çıngar çıkartacaktım ha. Aferin Ati. Ben de destekliyorum. Güven üzerine inşa edilmeyen ilişkiler çok kırılgandır Ömer Bey. Sizce Zehra Hanım kuruntu mu yapıyor, yoksa kendisine güvenmediğiniz konusunda haklı mı? Maalesef haklı. Öyle mi? Eşinize güvenmiyor musunuz? Elbette güveniyorum. Ama Zehra güvenmediğimi düşünmekte haklı. Ben onu söylemek istedim. Çünkü ben bu konuda çok büyük hatalar yaptım. Güveniniz edilecek. Ne tür hatalar mesela? Yanlış anladığım bir konuşma yüzünden. Evet. Onu suçladım. Anladım. Bu anlattıklarınıza göre Zehra Hanım kendisine güvenmediğinizi düşünmekte haklı. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Biraz düşünüp öyle cevap verin. Dinliyorum. Hayatınızda çok inandığınız, koşulsuz, gözü kapalı güvendiğiniz bir kadın oldu mu hiç? Oldu. Kimdi? Annem. Anneniz hayatta mı? Bilmiyorum. Şu an nerede? Ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Bu halde anneniz?
Anladığım kadarıyla annenizden sonra duygusal bağ kurduğunuz, ilişkiyi ilerlettiğiniz bir kadın olmadı. Ne arkadaş ne de sevgili olarak, öyle mi? Zehra'ya kadar öyle oldu. Zehra bu anlamda bir ilkti. Ama onu da yaraladım, sarstım, hırpaladım. Ben çok büyük hatalar yaptım. Tamamını duymadığınız bir konuşma yüzünden. Evet. Ömer Bey, annenizle yaşadığınız çok derin, üzerinde çalışılması gereken bir travma. Ama bugüne gelirsek, öncelikle yapmanız gereken şey, bana anlattıklarınızı Zehra Hanım'a da anlatmanız. Zehra'ya. Güven tesisi için atacağımız ilk adım bu olsun. Sabah sana emanet. Eğer ağrısı falan artarsa beni arıyorsun. Bir de arada bir acıyan yere bakın. Eğer morarırsa falan da beni arıyorsun, tamam mı? Keremcim. Evet. İçindeki canavarın çıkmasına engel olan şey ne? Biliyor musun? Vallahi ben de bilmiyorum. Yani eski Canan olsa şu dükkanı sana dar eder, kaçacak yer aramana neden olurdu. İyisin yine, iyi. Eski Canan yok çok şükür. Ben ne dedim ki şimdi? Bilmiyor musun gerçekten? Ya cümle içinde kullandığın emir kiplerini bir sen bulursun. Ya kusura bakma. Ben endişelenince... Konu sabah olunca endişe muslukları da şelale. Salim amcayı unuttuk ya. Ben ona gideyim. Ben gözüm gibi bakacağım ona. Merak etme sen. Canan, ya ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ya beni yerin dibine soktun, 7 kat dibine. Ay, aşk olsun diye konuşuyorum Sabahcığım. Aşk olsun yani. Fena mı? Alo Zehra. Ömer evde mi peki? Evet. Terapistle görüşüyor. Ne terapisti? Eve terapist mi geldi? Hı hı. Ayşe'nin fikri. Yani enteresan olan boşanma arifesindeyiz. Ama terapiste görüşüyoruz. Ya şu düştüğümüz duruma bakar mısın? Oraya gelip içinde bulunduğun duruma bizzat bakacağım Zehra. Hiç itiraz istemiyorum, baştan söyleyeyim. İyi hissetmiyorsun, fark ettim. Ve sen bu durumdayken ben burada duramam. Sabah çok iyi olur, çok sevindim. Gerçekten o kadar ihtiyacım var ki. Patronu gel çalış dedi ama Ati gururlu çocuk. Yani geri çevirdi. Yani boşu boşuna suçsuz günahsız bir çocuğa hırsız damgası vurdular ha. Kul hakkı, vebali büyük. Affı yok. Çok üzüldüm. Çocuk boşu boşuna işsiz kaldı. Ya aslında ben de onun için geldim Salim amca. Tamam evladım. Söyle yarın gelsin işe başlasın. Hem bana da arkadaşlık eder. Ya
Çok sağ ol Salim amca. Ati var ya, duyunca çok sevinecek. Nasıl bir iyilik yaptım bir bilsen. Sen sağ ol evladım. Zehra Hanım, Ömer Bey. Genel tablo açısından konuşuyorum. Gördüğüm en uyumlu çiftlerden birisiniz. Ancak temel duygularınızda zedelenmeler olmuş. İyileştirilemeyecek hasarlar değiller bunlar. Siz Ömer Bey'in size güvenmediğini düşünüyorsunuz. Bu çok yaralayıcı bir durum. Ama ortak çabanızla her şey hallolabilir. Peki, yeni bir şey deneyeceğiz. Birbirinize uzun mektuplar yazmanızı istiyorum. Mektup mu? Evet. Birbirinize söylemediğiniz, hatta söyleyemediğiniz her şeyi kendinize sansür uygulamadan uzun mektuplar yazıp birbirinize okutmanızı istiyorum. Bu işe yarayacak mı gerçekten? Göreceğiz. Artık birbirinizle yüzleşme ve sorunlarınızı konuşma vakti geldi. Bu mektuplar ilk adım olacak. Öyle düşünmenizi istiyorum. Kendi adıma ben yazacağım. Ve Zehra isterse ona okuyacağım. Zehra Hanım siz? Bizimle işbirliğine devam edecek misiniz? Yazacak mısınız? Yazmaya çalışırım. Başka sorunuz yoksa seansı bitiriyorum. Benim yok. Benim de. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. Zehra, neden bu kadar durgunsun? Değilim. Sadece çok yorgun hissediyorum kendimi. Neden? Kalbim, ruhum, bedenim sanki ikiye bölünmüş gibi. Bir yanım burada, senin yanında, bu evde bir saniye bile kalmamamı söylüyor. Ama diğer yanım... Zehra. Her şey bu kadar zor olmak zorunda mı? Biraz sabredeceğini söylemiştim. Bir şey mi söyleyeceksin? Zehra. Efendim? Hiç iyi görünmüyor. Ben o mektubu yazamayacağım. Zehra, biz bu terapi seanslarını Ayşe için yapacağız. Yani sonsuza kadar sürmeyecek, bitecek. Ben sadece senden biraz daha sabretmeni rica ediyorum. Ben artık yapamıyorum. Bu oyunlara, bu yalanlara tahammül edemiyorum. Yani
Kendimi kötü hissediyorum. Kötü hissediyorum kendimi, anlamıyor musun? Evet, anlıyorum. Anlıyorum. Ama içinde bulunduğumuz durumu biliyorsun. Tamam. Sen söyle. Hadi söyle. Başka ne yapabiliriz? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben o kadar çaresiz hissediyorum ki. Yani kapana kısılmış gibiyim. Hiçbir yana dönemiyorum. Kaçabileceğim hiçbir yer yok. Kaçmak mı istiyorsun? Şu sahte aşk oyunları. Sahte değil Zehra. Sahte değil. Sen inanmak istemesen de bizim duygularımız gerçek. Biz bunları seninle daha önce konuştuk. Eğer daha fazla tahammül edemiyorum diyorsan yapabileceğimiz tek bir şey var. O da Ayşe'ye gerçekleri söylemek. Ben Ayşe'nin karşısına geçip nasıl boşanacağız diyebilirim ki? Bu konuşmayı sadece Ayşe için mi yapmak istemiyorsun? Ne demek bu? Yani başka bir nedeni yok mu? Ufacık da olsa başka bir nedeni yok mu? Bana cevabını bildiğin soruları neden soruyorsun? Bence biz yapma bunu. Ne olur yapma. Tüm kapıları kapatma. Bak. Dışarıdan bir göz olarak baktığında aklındakilerle dilindekilerin farklı şeyler olduğunu anlayacaksın. Bu mektubu Ayşe için değil, bizim için, ikimiz için yazmanı istiyorum. Yapacaksın bunu, değil mi? Bu gece bu evlilik oyunu bir nihayete ulaşacak. Buyurun Başhanede Hanım. Akşama konuklarımız gelecek. Hediye Hanım'a söyleyin, yemeği ona göre yapsın. Gelecek olanlar 4-5 kişi kadar. Emredersiniz. İstediğiniz özel bir şey var mı? Yok. Günlük menü kâfi. Özel bir şeye gerek yok. Para işini halledemedim daha. Dur bir dakika. Bir şekilde halletmeye çalışacağım ben. Haber veririm. Alo. Özge Hanım, muhasebeden arıyorum. Avansınız hesabınıza geçti. Haberiniz olsun. Nasıl? Ödeme yapamayacağınızı söylemiştiniz. Nihat Bey, avansınız için özellikle talimat verdi Özge Hanım. Anladım. Teşekkür ederim. Nihat Bey bu durumu nereden biliyor ki? Sabah uyanıp da Ömer'i gördüğümde mutlu oluyorum. Ama bana yaptıkları, söyledikleri aklıma gelince canım o kadar yanıyor ki. Ben
olanları unutamıyorum bir türlü. Bende açtığı yara kapanmıyor. Kapanmasını isterdin ama değil mi? Keşke. Keşke kapansın. Keşke her şeyi unutmanın bir yolu olsa. Canım benim. Düğün gecesi yaptığımız o konuşma. Her şeyin sebebi o. Bunu düşündükçe kahroluyorum Zehra. Sabah, sakın kendini suçlama. Bu olaydaki en masum kişi sensin. Hem zaten sorun bizim konuştuğumuz şeyler değil. Eğer o konuşmayı yapmasaydık o gece, şu an belki de dünyanın en mutlu çifti olacaktınız. Dediğim gibi, sorun bizim konuştuklarımız değil. Ömer'in bana güvenmemesi. Lütfen, sen de üzme kendini. Güya ben seni teselliye geldim. Kim kimi teselli ediyor bakar mısın? Bir de arkadaş olacağım ben de. Gelebilir miyim? Tabii, gel Özge. Nihat Bey, avans için teşekkür etmek istedim. Sizi de özel meselelerimle meşgul ettim, kusura bakmayın. Rica ederim. Ama direkt bana gelebilirdin. Böylece daha hızlı çözülürdü ihtiyacın. Pardon, siz kimden öğrendiniz? Bir mahsur yoksa öğrenebilir miyim? Koray'dan. Dolaylı da olsa ondan öğrendim. Anladım Nihat Bey. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Tamamdır. Ben 2017 ihracat kalemine bakarım. Excel aktarmıştım. Tamam. Ben inceleyip dosyaları tekrar size ararım. Teşekkürler. Sorun mu var? Sorun. Evet, ciddi bir sorun var. Nihat Bey'in odasından geliyorum. Avansa ihtiyacım olduğunu söylemişsin Nihat Bey'e. Yani öyle oldu ama. Herhalde bir de bunun için teşekkür bekliyorsundur benden. Ben aslında... Özel hayatıma pervasızca daldığının farkındasındır umarım. Amacım özel hayatına müdahale etmek değildi. Sadece böyle bir... Bir daha sakın bunu yapma. Sakın. Gelebilir miyim? Sabah. Gel tabii. Otursana.
Zehra'nın yanındaydım da bir uğramadan gitmek istemedim. İyi yapmışsın. Nasılsın? İyi. Bir değişiklik yok. Sen nasılsın? Aynı işte. Zehra nerede? Odanızda. Kötü değil mi? Benim yüzümden. Ben her şeyi mahvettim. Ben düzeltmeye çalışıyorum ama olmuyor. Ömer, siz bir deprem yaşadınız. Çok şiddetli bir deprem. Ama göreceksin, her şey düzelecek. Ömer, sakın vazgeçme. Zehra ne yaparsa yapsın, ne derse desin, sakın. Zehra seni çok seviyor. Çok sevdiği için bu kadar kırıldı. Canı çok yanıyor. Seninle konuşmak iyi geldi sabah. Teşekkürler. Bana da öyle. İnşallah en kısa zamanda iyi haberlerinizi de alırız. İnşallah. Burada bir abin olduğunu unutma. Olur mu? Hı hı. Unutma. Buyurun Ömer Bey. Can, Sabahan'ı mahalleye bırakır mısın? Ay hiç gerek yok. Gerçekten ben kendim gidebilirim. Hayır, itiraz istemiyorum. Peki, görüşürüz. Görüşürüz. Sadece seni merak ettim. İyiyim ben. Zehra. Çekilir misin? Zehra. Ömer, ben çıkmak istiyorum. Nereye? Ben sadece şu an burada olmak istemiyorum. Gitmek istiyorum ben. Gitmen hiçbir işe yaramaz. Bu çözüm değil Zehra. Ömer, çekil ne olur. Ben bunu asla yapmam. Lütfen izin ver gideyim. Zehra, asla. Ama asla gitmene izin vermem. Asla izin vermem. Bu ihanet olur. Ben sana da, bize de ihanet edemem. Ay Allah'ım, sen bunlara akıl fikir ver ya Rabbi. Ay içimi şişirdiler. Ya Canan, sabah başka bir yere uğramayacağından emin misin sen? Kerem, üçüncü defadır soruyorsun. Eminim, Zehra'ya gitti. Ya arıyorum, telefonu kapalı, neden ki? Ya keşke arasaydın beni, vazgeçirdim onu. Ha, sabah Zehra'yı görmeyi kafasına koyacak, sen de onu vazgeçireceksin, öyle mi?
Ha? Geldi işte. Ya neredesin sen? Arıyorum arıyorum, telefonun kapalı. Başına bir şey mi geldi belli değil. Zehra'ya gittim. Ha, sırası mıydı peki? Baksana ayağın topallıyor, hala iyileşmedi. Şarjı bitmiş, fark etmemişim. Birazcık daha dikkatli olursun. Kalpten gidiyordu niyeyse. Ya ben Salim amcayla konuştum da Atiye işe alacakmış. Ondan yani. Ha. Ha. Kesin ondandır. Biraz abarttın sanki. Abartmadım. Ya başına bir şey gelseydi? Ha? Ya düşüp kalsaydın? Gördüğün gibi geldim işte. Tek parça halinde. Ayağın için Meryem aldım. Ben alırdım. Ya da Canan. Zahmet etmeseydin. Efendim Ayhan abi. Servisten sonra yemek için hazırlıklara başlayabilirsiniz Hediye Hanım. Başladım bile Bahşende Hanım. Tatlı ve çorba hazır. Güzel. Babaanne, akşam yemeğe acaba kimler gelecek? Yani biz tanıyor muyuz? Yok. Sanmıyorum. Afiyet olsun. Aradığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere. Biraz başım ağrıyor. Grip mi olacaksın yoksa? Bakayım. Ya ateşin de yok. Acaba şey, biraz masaj mı yapsak? Yani iyi gelir. Yok. Gerek yok. Ben ilaç aldım zaten. Birazdan etkisini gösterir. Sen gergin görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Yok. Yok, bir şey olmadı. Sen kendini iyi hissedince konuşuruz. Hamiyet! Elbise olmadı mı? Geleyim mi? Ay, bak. Nasıl oldu? Ha? Çok güzel olmuş. Çok yakışmış arkadaşım. Çok sağ ol Şükran. İyi ki getirdin bunu. Giyecek hiçbir şeyim yoktu. İşe yaradığına sevindim. Sağ ol. Gel
geldim ben. Ooo anne, ne kadar şıksın. Şükran teyzen getirdi kızım. Sen daha hazır değilsin. Hadi hemen üzerine düzgün bir şey giyin. Aa, giyindim ya işte ya, böyle geleceğim ben. Bir makyajımı tazeleyeceğim, tamam. Kızım o zaman sırtına bir hırka al. Fazla da makyaj yapma, tamam mı? Hadi çabuk ol. Aman tamam, tamam. Maşallah benim kardeşime. Nasıl da yakışıklı olmuş böyle. Allah ağzımızın tadını bozmasın inşallah. En kötü günümüz böyle olsun. Amin. Ya ağız tadı demişken, böyle eli boş gitmek olmaz. Giderken tatlı mı alsak? Ha, olur tabii. Yol üstünde bir pastane var. Geçerken oradan bir şeyler alırız. Pastaneden değil de bizim yan komşu ev baklavası yapıyor. Ondan alalım. Ona da katkı olur. Olur olur kardeşim, oradan alırız. Benim merhametli kardeşim. Sabahın geçmişiyle ilgili hiçbir iz yok senin anlayacağın. Olmayacak bir şeyin peşinden mi koşuyoruz Ayhan abi? Bilmiyorum. Bunu daha önce de söyledim. Bu normal bir olay değil. Ne o hemşire olan kadın, ne de sıradan basit bir insan bu denli derinden gidemez. Kızın varlığını yok etmişler sanki. Öyle gibi. Benden bir şey saklıyor. İnşallah. Çabalarımız boşa gitmez Ayhan abi. En çok istediğim şey sabahın karşısına geçip işte seni ailen demek. Anlıyorum seni. Bulalım onları Ayhan abi. Şunu takacağım derken saçımı başımı yoldum ayol. Ha, klip sıkışmış, bir dakika yapıyorum. Vallahi sağ ol Sudan'la. Bu Bahşende Hanım'ın misafirleri gelecek diye çıktım şıkırdık giyinirken bir tat düştüm ayol. Hala söylemedi mi kim geleceğini? Yok, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum halacığım. Ama kesin cemiyetten birileridir. Babaannemin sürprizleri bitmez. Değil mi abi? Öyle. Bitmez. Herkese iyi akşamlar. Hediye Hanım. Buyurun Bahşende Hanım. Sofra hazırlandı mı? Birkaç eksiğim var. Onları da yerleştirince tamam olacak. Güzel. Babaanne, hala söylemeyecek misin kim geleceğini? Söylersem sürprizin tadı kalmaz. Tadı kaçar değil mi? Geldiler işte. Thank you.
Zehra da biz de iyiyiz. Sağ olun. Atölyede işler nasıl? Anladım. Kolay gelsin. Bizim de aynı işte. Yoğun. Öyle mi? Babaannem size geldi yani. Ha yok, söylemedi. Sanırım sürpriz yapmak istedim. Anladım. Tamam, o zaman akşam yemekte görüşürüz. Ayşe'cim, Salim Bey'e, Zehra'nın babasına hoş geldin demeyecek misin? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk kızım. Babaanneciğim, ne güzel bir sürpriz yaptınız hepimize. Değil mi Zehra'cığım? Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ayşe. Eyvah eyvah. Ne yapmış bu kadın ayol? Canancığım, seninle daha önce tanışmıştık. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ama bu nasıl olabilir? Evet abi. Seni dinliyorum. Ne söyleyeceksin bana? Ayşe'cim, aslında ben bu konuşmayı çok daha önce yapmam gerekiyordu. O yüzden biraz gerginim. Ama bir çırpıda anlatıp kurtulmak istiyorum. Aramızda saklı gizli bir şey kalsın istemiyorum. Anlamadım. Benden sakladığınız başka şeyler de mi var? Sakladığımız demeyelim. Saklamak zorunda kaldığımız şeyler Ayşe'cim. Gerçi birçok şeyi biliyorsun. Geri kalanı da anlatacağım. Tamam. Dinliyorum. Ayşe. Zehra. Sandığın gibi yetimhanede büyümedi. Bir ailesi var. Lütfen. Lütfen kesme. Ben her şeyi konuşup bitirmek istiyorum. Kusura bakmayın. Böyle ayakta kaldınız. Buyurun. Montlarınızı alalım. Ha Suzan'cığım. Merak etme. Hiçbir sorun yok. Ayşe her şeyi biliyor. Biliyor mu? Neler oluyor burada? Ayşe neden böyle davranıyor? Ama yani bir şey olacak diye korkuyorum. Hayır. Öyle bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Merak etme, her şey yoluna girecek. Göreceksin. Babacığım, iyi mi? Rahat mısın böyle? İyiyim kızım, sağ ol. Ben müsaadenizle hemen geliyorum.
Ben bir Zehra'ya bakıp geliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol kızım. Hoş bulduk. Allah'ım yardım et. Ne olur bu geceyi kazasız belasız atlatalım. Zehra. Efendim. İyi misin? Ben çok gerildim. Evet, farkındayım. Ama daha önce de söyledim, buna gerek yok. Elimde değil ki. Babamları bizimkileri incitecek bir şey yaşanmasından korkuyorum. Öyle bir şey olmayacak. Hadi toparla kendini. Böyle yapmaya devam edersen babanlar bir sorun olduğunu düşünecek ve üzülecekler. Haklısın. Hadi salona dönelim. Lütfen. Buyurun şöyle oturun. Olur mu evladım? Yani ben baş tarafa oturmayayım. Ailemizin büyüğü olarak. Sağ ol evladım. Siz de şöyle buyurun. Canancığım gel, buyur. Tamam, geldim. Damadımız diye demiyorum ama Ömer Bey oğlumuz bir tane. Maşallah. Hem çok saygılı hem de çok efendi. Çok da hakikatli. Ya öyledir. Öyle yetiştirildi çünkü. Bu arada bu güzel akşamın mimarı olarak size ayrıca teşekkür ederiz. Böyle geç bir buluşmaya vesile olduğum için ne mutlu bana. Ailelerimizin bir arada olması Zehra'yı da beni de çok mutlu etti. Biz de çok mutlu etti. Değil mi canım? Evet. Çok güzel bir aile olduk. Ya bunu daha sık tekrarlamalıyız bence. Vallahi neyi düşünmüşsünüz Bahşende Hanımcığım, böyle işte ailenin büyüğü olmak, toparlayıcı olmak bunu gerektiriyor değil mi? Evet. Biz de çok sevindik. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama ben ayrıca size teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz için çok büyük bir sürpriz oldu. Özellikle de bana. Teşekküre gerek yok Zehracığım. Ben üzerime düşeni yaptım. Hadi buyurun bakalım. Herkese afiyet olsun. Ya çok güzel bir akşamdı gerçekten. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
Asıl biz teşekkür ederiz. Yani tanışmak bugüne nasipmiş. Ama biz çok memnun olduk. Arayı fazla açmamak lazım değil mi Salim Bey? Yani aile büyüğü olarak ağırlığınızı koyarsınız artık. Tabii. İnşallah. Su Damla, ikinci yemeği de organize etmeye başlarsın değil mi? Ben bu durumu seve seve Zehra ile üstlenirim. Tabii kendisi de isterse. İsterim tabii. Neden istemeyeyim? Bence de. Daha sık bir araya gelmeliyiz. Bu iki aile her fırsatta bir araya gelmeli. Keşke daha önce tanışmış olsaydık. Şu an söyleyeceklerimi size daha önce söylemek isterdim. Salim Bey, ben öncelikle size çok teşekkür ederim. Zehra gibi güzel bir evlat yetiştirdiğiniz için. O ailemize girdiğinden beri hayatımız değişti, güzelleşti. Benim için yaptıklarına hiç girmeyeceğim bile. Ayşe'cim abartıyorsun. Yok, vallahi Su Damlam için ne söylesek az. Rabbim size, bizlere sahibine bağışlasın inşallah. Amin. Asıl biz teşekkür ederiz. Yani başta Bahşende Hanım'a, tüm aile fertlerine. Kızım değerinin bilindiği mutlu bir evde. Ne demek Salim Bey? Zehra Ömer'in eşi. Sevgili torunumuzun kıymetlisi. Bizim de kıymetlimizdir. Allah razı olsun. Aa, Salim Bey'in tatlıları galiba. Bizim mahallede bir hanımefendi özel olarak evinde yapıyor. Rica ettik, bizim için de hazırladı. Ev baklavası mı bu? Hı hı. Ay ben gelirken tiramisu alalım dedim ama... Neden öyle düşündün ki? Ben çok severim ev baklavasını. Ben de. Öyle mi? Afiyet olsun. İyi o zaman. Ne zaman bitecek bu kabus? Daha fazla tahammül edemeyeceğim. Bahşende Hanım, siz yemiyor musunuz? Ben maalesef yiyemeyeceğim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Sanırım bu geceyi biraz erken bitireceğim. Safla. Tabii. Lütfen. Rahatınıza bakın. Bu güzel akşam için size çok teşekkür ederiz. Ayrıca biz böyle hep beraber nice akşamlar geçireceğiz. Telafi ederiz. Tabii muhakkak. Muhakkak telafi ederiz. Şimdilik müsaadenizle hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İşler nasıl? Koray'ın yerine birini bulabildiniz mi? Ya, bir delikanlı geldi. Böyle daha çok genç, ihtiyacı da var. İyi bir çocuğa bence, hareketli, becerikli. Başladı bakalım. Çok sevindim. Ben bu kızı çok küçümsemişim. Sadece Ömer'i değil, bütün aileyi ele geçirdi. Bundan sonra onu kontrol altında tutmak zor olacak. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Hemen. Sen nereye evlen? Sizi bırakacağım. Kesinlikle olmaz. Ama... Aması falan yok evladım. Yorulmana değmez.
Ya şuradan bir taksiye biner gideriz biz. Peki ama o zaman ben bir Can'a söyleyeyim, o bıraksın size. Olmaz dedim evladım. Biz gideriz. Böyle de olmaz. Yani ne Zehra'nın ne de benim içimiz rahat etmez. İyi, madem öyle diyorsunuz. Ben Can'a haber vereyim. Ay Salim Beyciğim, ayaklarınıza sağlık. Yine gelin olur mu? Arayı açmayın. Yeti. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkürler. Her şey çok güzeldi. Şükrancı. Sağ olun. Güle güle. Araba hazır. Babacığım. Güzel kız. Bugün bir daha anladım kızımın büyüdüğünü, gelin olduğunu, yuva kurduğunu. Bu işler böyle Salim. Rabbim tez zamanda dede olmayı da nasip etsin inşallah. Ay amin inşallah ya. Ay. E hadi çıkalım hadi. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben arabada beklerdim seni. Niye sürükledin ki beni buraya kadar? Yani şimdi ben sana bacağın kötü. Emlakta kalma deseydim. Tam zamanında geldiniz. Çorbalar hazır. Hadi otur sen de. Ver montunu, çantanı. Ayşe'cim, ben çok özür dilerim. Ne kadar büyük bir şok yaşadığını tahmin edebiliyorum. Yetimhanede büyüdüğümü sanıyordun. Zehra'cığım lütfen. Ne özrü. Abim her şeyi anlattı. Asıl ben özür dilerim senden. Ayşe, ya benim yüzümden aileni saklamak zorunda kaldın. Kim bilir nasıl acı çekmişsindir. Ben böyle bir şeye sebep olduğum için kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen öyle konuşma. Ben benim için yaptığınız bütün fedakarlıkları bir kez daha anladım. Gözlerimle gördüm. Hele sen Zehra. Ben çok teşekkür ederim. Senin hakkını ödeyemem. Olur mu öyle şey? Ben ne yapmam gerekiyorsa elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Kıyamam ben sana. Zehra, Ayşe doğruyu söylüyor. İkimiz de sana çok minnettarız. Ama hepsi geçti. Oldu bitti. Önemli olan bu günleri görmekti. Gördük çok şükür. Her şey bir yana. Ben aileni çok sevdim. Onlar da senin gibi temiz, güzel, sıcakkanlı insanlar. Çok teşekkür ederim. Onlar da sizi çok sevdi. Vallahi keşke daha önce tanışabilseymişiz. Bir tanedir onlar. Tıpkı su damlam gibi. Armut dibine düşer değil mi? Her şey bir yana. Babaanneme çok fena borçlandık. Sonuçta bu gece onun eseri. Doğru. Vallahi niyeti neydi, umduğunu buldu mu bilemiyorum ama hayırlı şeylere vesile oldu. Güzel oldu. Kocaman bir mesele tatlılıkla halloldu. Yani iki aile güzel bir başlangıç yaptı. Umarım bundan sonra daha sık görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Ben de öyle olmasını umut ediyorum.
Ay. Yani bir tek bana mı öyle geldi? Bahşende Hanım'ın yüzünde böyle bir gariplik yok muydu? Nasıl yani? Ne bileyim. Sanki eve gelip bizi davet eden kendisi değilmiş gibi. Böyle zaman zaman şaşırdı sanki. Yüzü, rengi böyle değişiyordu arada. Canan, kızım boş boş konuşup durma. Hadi bana bir bardak su getir. Bir de ne hoşlanmayacağı bir şey yapsak ya da söylesek bastonunu kafamıza vuracakmış gibi. Canan, su hadi. Bizi karşılaması da bir tuhaftı. Ya sizce de öyle değil miydi? Ay bak ya hala. Ay ne? Yalan mı söylüyorum? İki çift laf ettirmedin kelimeleri tıktın boğazıma vallahi. Kızım, bana da bir bardak su getir. Hemen dayıcığım. Ama maşallah Zehra'ma da evinin hanımlığı nasıl da yakışmış değil mi öyle? Evet. Allah mutluluğunu daim eder inşallah. Amin amin. Ay görümcesi de çok tatlı bir kız Ayşe. Evet. Ya, aslında hepsi sıcak kanlı insanlar. Öyle. Ya arada bir kızcağıza baktıkça. Geçen sene ölümün pençesinde olduğu aklıma geldikçe inan işim bir tuhaf oldu ha. Geçti gitti abla hepsi. Yüce Rabbim derdine derman oldu çok şükür. Çok şükür. Sağ ol yavrum. Sağ ol kızım. Yalnız yemekler, ağırlama on numara değil miydi? Önemli olan karın değil kızım. Yani iki lokma yer doyarsın. Önemli olan sonrası, insanlık kısmı. Yani ben, hani bizi ne güzel ağırladılar. O yüzden öyle söylemeye çalıştım. Neyse. Ben yatsıyı da kılmadım, kalkayım. Sabah da atölyede çok iş var. Namazdan sonra yatarım. Oh. Hadi iyi geceler. İyi geceler dayıcığım. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Kızım, niye o çeneni tutamıyorsun sen ha? Böyle dandun dandun. Maksat konuşmak, laf ola beri gele. Anne ya, gelme üstüme. Kötü bir niyetle söylemedim ki. Ya sabır. Nasıl olmuş kardeşim? İyi. Dışarıdan almadın değil mi? Yani. Ya oğlum başka bir çorba olsa yapardım da işin içine kelle melle paça maça girince. Anladım. Beceremiyorum diyorsun yani. Ya oğlum ne yapayım? İşin içine kelle melle girdi. Ne olduğunu bana da söyleyecek misiniz? Söyleyelim mi? Ya gelmeden Koray'ı aradım. Olanları anlattım haliyle. Senin bacağının durumunu da öğrenmiş oldu. Paça çorbası da iyi gelir deyince. Yok artık. Geçmiş olsun bu arada. Ama paça çorbası gerçekten çok iyi gelir. Kerem abartıyor. Zaten bu aralar en çok yaptığı şey bu. Benim ayağım sadece ezildi. Kemiğimle alakalı hiçbir şey yok. İtiraz istemiyorum Sabah Hanım. O çorba içilecek. Anlaşıldı. Bu tartışma uzun sürer. Ben çok yorgunum. Yarın mesai var. Gidip uyuyacağım. Size iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kerem, çok yorgun gözüküyorsun. Evet, aslında biraz uykum var. O zaman doğru yatağa. O çorbayı iç, sonra çık odana. Daha sonra ben uyurum. Çorbamı içerim, sonra ayaklarımı uzatır televizyonumu izlerim. Sonra kitap okurum, sonra da uyurum. Yani bunların hepsini kendim yapabilirim. Kararlı gördüm seni.
Aynen. Hadi git sen. Merak etme beni. Emin misin? Tamam. Ben gidiyorum ama sen de çok yorma kendini. Yorma. İyi geceler. İyi geceler. Bahşende Hanım mahalleye gidip babamı davet etmiş yani, öyle mi? Yani ben de babanı arayınca öğrendim. Bir şok yaşamasın diye Ayşe'ye her şeyi anlattım. Sonrasında biliyorsun. Peki bana niye söylemedin? Yani vakit olmadı. Yani daha doğrusu ruh halim bunu söylemeye müsait değildi. Belki bana kızacaksın ama iyi ki söylememişim. Ben hiç pişman değilim. Neden? Söyleseydim elin ayağına dolanacaktı. Ailen gelecek diye kendini yiyip bitirecektin. Haksız mıyım? Haklısın. Eğer söyleseydim ben babamlar gelene kadar heyecandan kesin düşüp bayılırdım. Ama hiç de korktuğum gibi olmadı. Bence çok güzel bir akşamdı. Öyle. Senin... Yani sizin sayenizde. Biz kocaman... Büyük bir aile olduk. Neyse. Ben çalışma odasına geçeceğim. Bu saatte çalışacak mısın? Hayır. Sana mektup yazacağım. Ay doğru ya. Yarın terapist geliyor değil mi? Hı hı. Sen de yazacaksın değil mi? Bugün değil ama bir gün, bir gün hayatımda olduğun için ne kadar mutlu olduğumu söyleyeceğim sana. Senin yanına geldiğimi, içimin nasıl açıldığını, yanından bir an olsun ayrılmak istemediğimi söyleyeceğim. Elini tutup sokak sokak deliler gibi gezmek istediğimi söyleyeceğim sana. Bir gün... Bir gün seni çok seviyorum diyeceğim.
Sadece anlamsız bir ödev bu. Hiçbir önemi yok. O zaman niye yazamıyorum ki? Annemin bizi terk ederken babama söylediği zehirli sözleri duydum. Senin sabahla konuşurken kurduğun cümleler gibi. Annem giderken arkasında yaralı çocuklar bıraktı. Ben annemin bizi terk ettiği o anda kaldım. Zaman ilaç olmadı yaralarıma. Kabuk bağlayacağına ben büyüdükçe onlar da büyüdü. Derinleşti. Hep o acıyan yanımla baktım hayata, insanlara, hatta sana. Çok canı yanan insan can yakarmış. Bunu öğrendim. Seni seviyorum. Çok seviyorum Zehra. Saçma kabullenemez şeyler de bu yüzdendi. Bir türlü aşamadığım bir eşik vardı Zehra. Çocukluğumdan, annemden kalan. İyileşmek için o eşiği atlatmam gerekiyordu. Ben geçemem dediğim o ateşten geçtim. Senin sayende, aşkımız sayesinde. Annesinin giderken geride bıraktığı yaralı çocuk değilim artık. İyileştim. Aynı hatalar tekrarlanmayacak. Sana söz veriyorum Zehra. Senin için kolay olmadığını biliyorum. Ama ne olursun beni affet. Bırak açtığım yaraları sarayım. İzin ver sevgimle yoluna koyayım her şeyi. Yalvarırım kapatma kapıları. Çünkü ben seni çok seviyorum Zehra. Yazmamış. Ben senden nasıl vazgeçerim ki?
Zehra. Zehra kalk hadi. Hayır. Yazmadım ki daha. Neden yazmadın? Ne yazacaktın? Yazamıyorum. Peki ne yazacaktın? Ayrılmak istediğini mi? İstemiyorum. Seni uyandırmak istemiştim. Uyuyakalmışsın üstündekilerle. Ha, şey, tamam. Uyandım ben. Uyumuşum öyle. Neyse, ben üstümü değiştireyim. Ben hallederim. Hadi senin uykun kaçmadan üstünü değiştirsen. Peki. Teşekkür ederim. Öyle mi? Ha, babam memnun kaldı yani. Peki halam, Şükran teyze? Çok sevindim. Sahi mi? Ha, ne güzel. Yok, yok ondan değil. Yani biraz ani bir davet oldu o yüzden. Benim için de çok özel bir geceydi. Yani sizleri hep birlikte evimde görmek beni çok mutlu etti. Tamam canım. Tamam, görüşürüz. Ben de öpüyorum. Sen de söyle. Sen ne zaman geldin? Hiç duymadım geldiğini. Şimdi geldim. Sen kiminle konuşuyordun? Canan'la. Dün gece için teşekkür etmek için aramış. Selam söyledi. Sağ olsun. Mektubu neden yazmadın? Yazmadığımı nereden biliyorsun? Sen söyledin. Ben mi söyledim? Yani dün gece uyurken biraz sohbet ettik. Sen ciddi misin? Ben uyurken konuştun mu? Peki başka bir şey söyledin mi? Yani maalesef. Açıkçası ben ağzından laf almak için şansımı denedim. Ama başaramadım. İnanmıyor musun? Gerçekten bir şey söylemedim. Peki. Sen ne yazdın mektup? Evet. Sanırım ben bu konuda senden çalışkan çıktım. Yani yazdım.
Birlikte kahvaltı yapalım mı? Olur, yapalım tabii. Peki ne yemek istersin? Yumurtalı ekmek. Tamam. Hadi gel beraber yumurtalı ekmek yapalım. Yapalım, yapalım. Özel hayatıma pervasızca daldığının farkındasındır umarım. Sadece böyle bir... Bir daha sakın bunu yapma. Sakın. Haklı galiba. İstemeden de olsa öz eline girdim. Şunu hemen toparlaman lazım. Tabii hemen bakıyorum. Özge bir dakika. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Evet. Ben şey... Biraz acele edersen işim var. Ben dün olanlar için, yani senin işine karıştığım için senden özür dilerim. Sonuçta senin meselen. Özür için bile olsa bu konuya geri dönmek istemiyorum. Lütfen sen de bir daha açma. Teşekkür ederim Asya Hanım. Şimdi ilk önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Kırıyoruz. Evet. Şimdi de birazcık süt ekliyoruz. Ekliyoruz. Biraz da tuz koyalım. İsteğe göre başka baharatlar da konulabilir ama. Hem biz baharat koymuyoruz. Acı olur. Şimdi de çırpıyoruz. Çırpıyoruz. Kolay gelsin bunlar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Yumurtalı ekmek. Peki benim yardım edebileceğim bir şey var mı? Ben bunu çırparken sen de ekmeği dilimleyebilirsin canım. Evet canım, kesebilirsin. Bak sen şu küçük hanıma. Başka bir evimiz var mı? Şu anlık yok. Bu zar size geldi Zehra Hanım. Evet, teşekkürler Suzan. Canım, açmayacak mısın? Önemli bir şeydir belki. Yok, önemli değil. Davetiye galiba. Ne oldu? Yok, yok bir şey. Ben şimdi hemen hallederim. Tamam. Başkanım sizi odasında bekliyor efendim. Öyle mi? Peki ben üstümü değiştirip geliyorum. Dün hiç farkında olmadan yorulmuşum ya ben. Al benden de o kadar Şükran. Sanki koca bir ev dolusu misafir tek başıma ağırlamış gibi yoruldum vallahi. Maşallah ama. Çok iyi bir aile. Hepsi de Ömer Bey oğlum gibi cana yakın. Yani vallahi herkes iyi hoş da. Ben şu babaanne konusunda pek emin değilim. Düşündükçe böyle daha bir enteresan geliyor kadın bana. Canan, lafını bil de konuş ha. Aman anne ya, ne dedim ben şimdi? Şükran teyze yabancı mı? Hem gördüğümü söylüyorum. Ay bak hala ya. Ya. Sen çıkış böyle daha. Ah, buraya yazıyorum. O kadında bir gariplik var, yakında çıkar kokusu.
İyi düşünelim, iyi olsun. Yalnız var ya, akşam yemeği 10 numaraydı. Ay, hep davet etseler hiç hayır demem. De işte o babaanne, o biraz hesapları bozuyor. Deli kız ya. Çene bu çene. Ayak bu çene. Günaydın. Günaydın dayıcığım. Ben senin çayını koyayım. Hemen şöyle. Hoş geldin abla. Hoş bulduk Salim. Biz de dün geceden bahsediyorduk. Şimdi onlar sizi davet etti. Misafir ettiler. Sizin de onlara ağırlamanız icap eder. Doğru söylüyor. Sıra bizde Salim. Ay anne. Biz o kadar insan nasıl sığdıracağız ki bu eve? Canan. Yavrum sen öndeki kahvaltını yap. Hadi çocuğum hadi. Ne düşünüyorsun Salim? Doğru diyorsunuz abla. Bizim de onları ağırlamamız lazım. O zaman istersen sen bir ara. Senin araman daha münasip olur. Hem dün akşam için tekrar bir teşekkür edersin. Hem de davet etmiş olursun. Tamam abla. Ben uygun bir zamanda ararım. Tamam. Ay ne pişirsek acaba ha? Ne pişireceğimize karar verirsek gerisi kolay. Sakin ol Hamiyet. Daha gün bile belli değil. O gün bir gelsin, Allah'ın izniyle beraber hallederiz. Vallahi ben size yardımcı olmayı çok isterdim tabii ama bu aralar işler biraz yoğun biliyorsunuz. Telaş etme Canancığım. Hazırlıklar bir başlasın, o gün bir bahane bulursun artık. Kızım. Gel. Suzan beni çağırdığını söyledi. Şöyle oturursan. Nasıl? Ailen ev sahipliğinizden memnun kaldı. Hem de çok. Hiç tanışmamış olduğunuz halde ailemi davet etmeniz büyük incelikti. Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok güzel bir akşam geçirdik. İncelik değil. Vazifeydi sadece. Sen de tahmin edersin ki amacım ailelerin tanışıp kaynaşması değil. Zaten böyle bir şeyin imkanı da yok. Amacınız neydi peki? Açıkçası iki ailenin ne kadar alakasız olduğunu göstermeye çalıştım. Sen de gördün. Sizi ve bizi. Ve bu gereksiz ve imkansız hasımlığın derhal bitmesi gerektiğini anlatmaya çalıştım. Beni buraya çağırıp tekrar açıkladığınıza göre başarısız olduğunuzu düşünüyorsunuz herhalde. Dün gece olanlar sonucu değiştirmez. Önünde sonunda torunum bu yanlış seçimin farkına varacak. Aileler bir araya geldiğinde de gördük ki bu iş olacak şey. Ben bu hakaretlerinizi dinlemek zorunda değilim. Hakaret değil. Hakikatleri söyle. Gerçekten onurlu bir insansan söylediklerimi dikkate alır. Ömer'in adım atmasını beklemeden bu evliliğe son verirsin. Ama sen asla böyle bir şey yapmayacaksın. Asla Ömer'in soyadını ve parasını bırak. Bunu pekala biliyoruz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hakkında her şeyi bilmem tabii mümkün değil. Hepimizi şok eden yetimhane yalanı ortada. Kim bilir daha neler var. Neyse. Bunların önemi yok. Ama
bilmen gereken tek şey var. Ne yaparsan yap, Kervancıoğlu soyadını ila nihaye taşıyamayacaksın. Neden izin verdim? Bana onca hakaret etmesine neden göz yumdum? Niye hemen çıkmadım ki o odadan? Niye? İşleme koyduruyorum, haberin olsun. Sende bir şey var. Zehra ile mi ilgili? Yani. Sorun çözülüyor galiba. İçimden bir ses sanki bu defa olacak diyor. E harika. Ayrıntıları anlatmayacaksın sanırım. Ben Zehra'ya bir mektup yazdım. Mektup. Bu kadar heyecanlı olduğuna göre mektubun işe yarayacağını düşünüyorsun. Olabilir. Anladım. Ya merak ediyorum ama ayrıntıları sormayacağım. Sonuç iyi olsun, biz bundan haberdar olalım, bana yeter. İnşallah Nihat. İnşallah. Tamam. Ben şirkete geçiyorum. İşlemler başlayınca seni haberdar ederim. Ve sen de gelişmelerden beni haberdar et. Olur. Görüşürüz Zehra. Güle güle. Zehra. Dur lütfen. Bu nedir? Ben boşanma davası açtım Ömer. Lütfen sen de imzala şunu. Ve bitsin artık bu iş. Hayır. İmzalamayacağım. Ömer lütfen. Bunu asla yapmayacağım. Ömer imzalar mısın? Ben sana daha önce defalarca söyledim. Ben senden boşanmak istemiyorum. Boşuna direniyorsun. Israrın boşanma sürecini uzatmaktan başka hiçbir işe yaramayacak. Bitti bu iş. Senin için bitmiş olabilir. Ama benim için bitmedi. Ve hiçbir zaman bitmeyecek. Ama buna hakkın yok. Anlaşma metni iki tarafın isteklerine göre düzenlenir. Eğer ben bunu imzalarsam ayrılmayı kabul etmiş olurum. Evet. Olması gereken de bu zaten. Seni bu kadar severken... Zehra. Bak. Her şey çok güzel gidiyor. Ayşe gerçekleri öğrendi. Ailelerimiz tanıştı. Herkes çok mutlu. Herkes mutlu öyle mi? Evet. Sen de gördün dün akşam. Peki ben Ömer? Ben mutlu muyum sence? Bu hiç aklından bile geçmiyor değil mi? Zehra. Ayşe'nin gerçekleri öğrenmesi. Ailelerimizin kaynaşmış olması bizim sorunlarımızı çözmüyor. Ben bu kadar sarsılmışken
Öyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamışken bu evliliği sürdüremiyorum. Anlamıyor musun? Zehra böyle konuşma. Benim kararım kesin. Benim de. Ben kendi ellerimle sonumuzu hazırlamayacağım. Peki. Bana başka bir yol bırakma. Sen neden bahsediyorsun? Babamla konuşacağım. Babanla konuşacaksın. Yapamayacağımı sanıyorsun değil mi? Ama yanılıyorsun. Babamla konuşacağım. İyi de babama ne diyeceğim ki? Of, Allah'ım yardım et. Başka çaren yok Zehra. Başka çaren yok. Halacığım nasılsın? İyiyim yavrum. Hele dün akşamdan beri çok iyiyiz. Sen bir de babanı göreceksin. Nasıl da mutlu. Ömer'in ailesini çok sevdi. Babam evde mi Allah? Yok yavrum, atölyeye gitti. Zehra? Hayırdır kızım, kötü bir şey yok değil mi? Yok hayır. Babamı görmeye gelirim diye düşünmüştüm de. O yüzden sordum. Ha. İyi tamam kızım. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz halacığım. Görüşürüz ya. Yemiler de talim var, bahtiye yarim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Dün gece var. Hani benim Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Thank you.
sabah? Evladım, bunlara skarpele diyoruz. Bunlar ahşapta zıvana birliği açmak için, menteşe, kilit yuvalarını açmak için kullanıyoruz. Böyle sapına yavaş vura vura istediğimiz şekli açıyoruz. Yalnız deliğin açacağımız yerin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de iskarpelyaları seçiyoruz. Nasıl seçeceğim ki usta? Önce bana soruyorsun. Daha sonra deneye deneye kendin karar vereceksin. Ha bakalım. Aman evladım, tutma ucunu. Çok keskindir, yaralanırsın. Şöyle tutacaksın. Şöyle, tamam mı? Böyle kullanacaksın, şöyle tutarak sapını. Tamam mı evladım? Tamam. Al bakalım. Oluyor mu usta? Oluyor evladım, oluyor. Ben bir telefon edeceğim. Sen devam et. Sakin sakin. Başüstüne usta. Sağ olasın evladım. Kusura bakma aradım işin gücünün arasında ama. Hayır hayır. Estağfurullah, buyurun lütfen. Ben teşekkür etmek için aradım. Çok sağ olun. Dün gece bizi çok iyi ağırladınız. Bütün ev halkına, özellikle Bahşende Hanım'a şahsım adına teşekkür edersen çok sevinirim. Hepimiz çok mutlu ayrıldık. Ben, Şükran, Hamiyet. Rica ederim, ne demek. Biz de çok mutlu olduk. Özellikle Ayşe. Yani biz daha önce davet etmek isterdik ama yani durumları biliyorsunuz. Biliyorum evladım. Mümkünse biz de sizi ağırlamak isteriz. Tabii tabii. Geliriz. Zehra. Bırakır mısın kolumu lütfen? Affedersin. Benimle salama gelmeni isteyecektim. Şimdi mi? Hı. Önemli bir mesele. Tamam, söyle, burada söyle. Hayır, yani herkes salondayken orada söylemek istedim. Neden böyle esrarengiz davranıyorsun? Hayır, esrarengiz davranmıyorum. Tamam, o zaman burada da söyleyebilirsin. Konu herkesi ilgilendirdiği için salonda söylemek istedim. Hayatım, ben çıkıyorum. Görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Bir saniye. Hayırdır Ömer? Herkes bir aradayken... Pardon, buna bakmam lazım. Anlaşma yapacağımız şirketin müdürü arıyor. Gelirim hemen. Tamam, bekliyorum. Abi ne söyleyecekti? Meraklandırma bizi. Nihat gelsin. Söylerim. Ayrılacağımızı açıklayacak. Of, bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Sabah. Sen gidiyor muydun? Şey, ben... Ne? Ben bunları toparlayayım. Yok yok, bırak, ben hallederim. Kaç tanesi kırılmış? Kırılanları
yerine koyarsın artık. Bunların hepsini elimle topladım. Deniz kabuklarını çok severim de. Bilmiyordum. Kelebekler Vadisi'ni biliyor musun? Adını duydum ama hiç gitmedim. Ben gittim. Çok garip ama Kelebekler Vadisi'nde hiç kelebek yok. Ama adı Kelebekler Vadisi. Kelebekleri görmek için dereyi takip edip şelaleye çıkman gerekiyor. Ama öyle kolay değil. Yorucu ve zaman alıyor. Şelalenin yanında mı kelebekler? O güzelliklerin uçtuğunu görebilmek için sabırlı davranman lazım. Hızlı hareket edersen kaçarlar. Yapacaktık. Yani sonra birlikte çıkarız. Yok, ben kalmayayım. Müşteri. Müşteri aradı beni. Apartmanın önünde bekliyormuş. Ben de bekletmeyeyim. Tamam, o zaman ben de geleyim. Yani bu ayakta yürüme şimdi. Kerem, ben iyiyim gerçekten. Ayağım acımıyor bile. Sen rahatına bak. Sonra görüşürüz. Ömer'cim çatlattın bizi vallahi. Ha, söylesene artık. Hah, geldi işte. Ha, kusura bakmayın, beklettim. Evet. Az önce baban aradı. Babam mı? Evet. Konuştuk. Babama söylemiş boşanacağımızı. Şimdi de burada açıklayacak. Bu akşam Zehra'nın ailesine yemeğe davetliyiz. Yani iadeyi ziyaret. Tabii sizin için de bir mahsur yoksa. Ay Ömerciğim, ya bu muydu söyleyeceğin? İlahi yani, ne sakıncası olacak ayol, gideriz ne güzel. Özür dilerim. Böyle herkese ayrı ayrı söylemektense bir aradayken program yapmak daha kolay olur diye düşündüm. Ah, hayır, anlamadım. Yani bu ne acele? Yani abiciğim güzel de. Şimdi ayıp olmasın, sık boğaz etmeyin insanları. Hayır yok, öyle insanlar değil ha. O kadar candanlar, o kadar içtenler ki anlatamam. Hani ha bugün gitmişsin, ha üç gün sonra gitmişsin. Hiç gözetmezler öyle şeyleri. Ayşe'cim, davet aldık. Yani gitmezsek ayıp olur. Doğru. Tamam o zaman. Vallahi bizim bir programımız yok. Gideriz değil mi hayatım? O zaman herkes geliyor. Akşam gidiyoruz. Zaten benim de böyle motifler birikmişti. Ben hamiyetçiğime de onları teslim ederim. Gideriz. Ay helal olsun vallahi Hamiyet. İncecik olmuş. Rahmetli anacığım, sarma sararken parmağınızdan ince saracaksınız derdi hep. Allah rahmet eylesin. Amin. Salim, Salim sen mi geldin?
Ben geldim abla. Kolay gelsin. Hayrolsun Salim. Hasta falan değilsin değil mi? Yok yok abla, iyiyim. Yalnız siz sarmaları biraz fazla sarsanız iyi olur. Akşama misafirimiz var. Misafir mi? Kimmiş? Zehra var. Yani Ömer ve ailesi akşama iadeyi ziyarete gelecekler. Ay bu akşam mı? Bu akşam. Öyle oldu. Ay akşama ne kaldı ki Salim? Ay, hiçbir hazırlığımız da yok. Keşke yarın gelselerdi Salim. Yani ben de öyle diyecektim ama. Bu akşam öyle mi? Ama telaşa düşmeye gerek yok. Onlar yabancımız değil ki, hısım olduk. Hoş görürler bizi. Yani siz sarmayı biraz fazla sarsanız yeter. Gerisini halledersiniz inşallah. Yapacağız bir şeyler. Tamam da akşama ne kaldı ki? Saat kaç oldu baksana? Bir çorba, salata, bir de pilav yaptık mı? Ortaya da zeytinyağlı. Ana yemek lazım ama esaslı. Neyse buluruz bir şey. Ben gidip sarma için biraz daha içme hazırlasam ha? Yok yok. Bence yeterli bu. Şimdi sarmayla vakit kaybetmeyelim. Diğerlerini düşünelim. Ya eğer bir şey lazım olursa liste yapın. Ben Atilla alıp yollarım. Atölyeye dönmem lazım. Biraz işlerim var orada. Hadi basmadık. Hadi güle güle tamam. Güle güle. Nasıl yetiştireceğiz Şükran? Babamla konuşmama engel olmak için yaptı bunu. Sırf bunun için yaptı. Yani yoksa dün burada, bugün mahallede. Allah Allah ya. Senin fikrin dedim. Yok. Ben davet aldım babandan. Ben tam konuşmaya giderken. Evet. Yani teşekkür etmek için aramış. Dün için. Sonra kendisi davet etti. Ben de kabul ettim. Etmese miydim? Yani öyle bir zamanda etmesen daha iyi olurdu. Tamam. Arayalım o zaman. İptal ederiz. Hayır hayır yapma. Neden? İstemiyorum dedin az önce. Artık çok geçti o yüzden. Hayır geç değil. Az önce konuştum babamla. Yani çoktan hazırlıklara başlamışlardır da. Peki. Nasıl istersen. Halam. Acaba yemeği mi iptal edecek? Bilmem. Efendim halacığım. Kızım yemeğe gelecekmişsiniz de hani ana yemek olarak ne yapsak bilemedik. Sen bir şey söylesen. Sizinkiler ne sever? Ömer. Ömer oğlum bir şey mi diyor kızım? Şey ben duyamayınca. Yok, yok hayır halacığım. Biz ne olsa yeriz. Sen telaş etme, istediğini yap. Olur mu öyle şey kızım? İlk kez gelecekler. Ömer yanında madem. Sen bir de ona sor bakalım. Hiç zahmet etmeseniz, yani önemli olan bir arada olmak. Hem zaten siz ne yaparsanız yapın çok beğeneceklerdir. Benim gibi. Peki oğlum peki. Akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay Hamiyeciğimle Şükrancığımın bir el lezzeti var ki vallahi parmaklarınızı yersiniz. Düşünün ben bile hani ben bile yanlarında acemi aşçı kalıyorum yani. Oo iddia sağlam yerden geldi. Akşama iple çekiyorum.
maharetli oldukları belli değil mi? Zehra'dan anlaşılıyor. Onun da el kıvamı çok iyi. Ya. Size afiyet olsun çocuklar. Ben bu davete icabet edemeyeceğim. Aa, hayır, siz onları davet etmemiş miydiniz Bahşende Hanımcığım? Şimdi böylesi tuhaf olmayacak mı sizce? Biraz rahatsızım. Kendimi iyi hissetmiyorum. İstirahat etsem iyi olacak. Aileye özürlerimi iletirsiniz. Peki, siz bilirsiniz. Ben senin neden rahatsız olduğunu biliyorum canım. Efendim ala? Ay yok bir şey. Ay şimdi ne telaş etmişlerdir. Ben de gideyim hamiyetçimlere yardım edeyim değil mi? Sen bilirsin. Hadi görüşürüz akşam. Ben de kaçayım. Canım sen de mi kalkıyorsun? Mecburen ofiste birkaç işim var, sonra gelirim. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hepsini ben seçtim Hamiye teyze. En güzelini, en tazesini aldım valla. Marketteki ablalardan bile yardım aldım. Sağ ol kuzum. Eline koluna sağlık senin. Kolay gelsin, ben kaçtım. Hadi güle güle oğlum. Ati, dur oğlum dur. Yolda yersin bunu, kokmuştur şimdi sana. Sağ ol Şükran teyze, hiç gerek yoktu. Ati, al oğlum al, utanma, yersin. Hadi güle güle. Ya vallahi yetiştiremeyeceğiz diye çok korkuyorum Şükran. Hem ev temizliği hem yemek. Ya en iyisi ben Canan'ı arayayım. O da gelip bir işin ucundan tutsun. Ara bakalım ara telaşe müdürü. Ara. Ama Şükran ne yapayım? Ay yetiştiremeyip rezil olmaktan korkuyorum. İki ayağımız papuca girdi işte. Yetiştiririz. Allah'ın izniyle. Ha Canan. Ay anne ben nasıl geleyim Allah aşkına? İş yeri burası, Dingo'nun ağrı değil ki. Of anne ya, Şükran teyze de oradaymış işte. Halledersiniz siz. Bir telaş, bir telaş. Seni de bekliyorlar akşama ha. Mutlaka gelsin dediler. Sabah. Şşş. Akşam bizdesin ha. Zehralar geliyor yemeğe, hep beraberiz. Zehralar mı? Siz dün gece onlarla birlikte değil miydiniz? Ay, orası da ayrı bir muamma ya. Neyse. Geliyorsun değil mi? Bilmem ki. Kalabalık yapmayayım şimdi. Ay ne kalabalığı Allah aşkına. Çoluk çombalak gelmeyeceksin herhalde. Kuru bir başın var. Ay bu iyi saatte olsunların da böyle gelip gelip gidişleri ani ani böyle bir zamansız. Efendim? Yok bir şey. Ay neyse tamam. Ben çıkıyorum. Yarın saat sonra müşteriyle bulaşacağım tamam? Tamam, kolay gelsin sana. Hadi görüşürüz. Aa Kerem, ne haber? İyi. İşler birikmiş ha? Öyle oldu biraz. Evi ne yaptın? Hangi evi? Sabah müşteriye göstereceğim diye çıktın ya. Ha, o şey oldu. Müşteri son anda iptal etti. Boşu boşuna çıktın yani evden. Bir şeyler yedin mi? Hı hı. Sen
yoğunsun anlaşılan. Ben çıkayım. Yardım falan lazımsa... Yok. Hallediyorum ben. Masana yakışır diye düşündüm. Benden bir şey olsun masanda. Sarmalar bitmek üzere. Ay. Şu pirinçleri de ayıklayıp ıslatmamız lazım. Ben hallederim. Az kaldı zaten sarmanın bitmesine. Sen istersen diğer yemeklerle ilgilen, ha? Tamam. Ya yine kızacaksın ama vallahi yetiştiremeyeceğiz diye çok korkuyorum. Baksana akşama ne kaldı? Ay Hamiyet, ay. Biraz sakin ol, nefes al. Vallahi içime baygınlık getirdin, ha? Aa canım. Ay Canan'a bak ya. Ne yaptınız diye bir arayıp sormadı bile. Ne kadar gamsız bir kız. Gamsız bu, gamsız. Ah Canan, ah. Vallahi bence Canan'ın bir suçu yok. Sen lüzumsuz yere aradın kızı. İş yeri ayol orası. Kız çalışıyor, keyif yapmıyor ki. Başka bir yerde çalışıyor olsaydı, Canan gel evi temizle, Canan gel yerleri sil diyebilecek miydin? Hah, dayanamadı geldi herhalde. Ay Canan mıdır? Aa, Cevriyeciğim hoş geldin. Canım, gideyim de bir bakayım dedim. Yardım edilecek bir şey var mı dedim. Şükrancığım. Canım hoş geldin. Ne iyi ettin de geldin. Yoksa akşama kadar Hamiyet başımın etini yiyecekti. Yetiştiremeyeceğiz, yetiştiremeyeceğiz diye. Ah kıyamam. Öyle mi Hamiyetciğim? Vallahi ne yalan söyleyeyim, öyle telaşlandım yetiştiremeyeceğiz diye. Gideyim ben bir ellerimi yıkayayım da bir an önce başlayalım. Malum doyuracak kocaman bir ailemiz var değil mi? Canım ya. Hiç. Hiç. Bakabilir miyim? Daha bitmedi. Bence çizim yapmıyorsun. Kendini oyalıyorsun. Hayır, daha bitmedi. Tamam, bitmeden bakamaz mıyım? Hayır. Abartma istersen. Hayır, abartmıyorum. O kadar mütevazı olma. Kendine haksızlık edersin.
Sen hazırlanmayacak mısın? Çıkmamız lazım. Hı hı. Hazırlanacağım. Yalnız benim yardımına ihtiyacım var. Hangi konuda? Kravat sence hangisini takmalıyım? Takabilirsin. Benim hazırlanmam lazım. Bunları da getirdim. Sağ ol Cevriyeciğim, eline sağlık. Peçete yok mu? Hay Allah, gördün mü? Bak peçete de bitti. Ay ne yapsak ki? Salim'i mi arasam gelirken getirse? Ay yok yok. Bir peçete için onu yormayalım. Ha tabii ya. Canan'ı arayayım. Gelirken getirsin. Şöyle güzel bir şey alsın. Ay, telefonum neredeydi? Heh. Geriye koydum şu telefonu. Ha içeride. Ver canım. Ay kokuyu aldın mı? Ay pilavın dibimi tuttu. Hey! Eyvah eyvah. Tamam ben direkt eve geçiyorum o zaman. Sabah sen de oraya gelirsin. Tamam bir dükkana uğrarım öyle gelirim size. Tamam. Geç kalma ama ha. Hayırlı günler bacım. Hayırlı günler. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ben Cevher İnşaat'ın sahibi Abidin Cevher. Şu yan mahallede yeni bir inşaat var, orası mı? Doğrudur. Binalarımızın satışlarıyla ilgili bir emlakçı arıyorduk da geçerken bir uğrayayım dedim. Ay tam yerine geldiniz vallahi. Buyurun buyurun oturun. İnşaatlarımız bitmek üzere. Ufak tefek marangoz işlerimiz kaldı. Onları da hallettik mi? Ay, marangoz işini hiç sıkıntı etmeyin. Ben o konuda size yardımcı olabilirim. Tanıdığınız biri var galiba. Ama biz öyle herkesle çalışmıyoruz. İşin ehli olması lazım. Hiç merak etmeyin. Marangoz Salim. Soruşturun, söylerler zaten. Kendisi dayım olur. Oo, çok iyi, çok iyi. O zaman şartları konuşalım. Aslında bugün konuşmasak da yarın konuşsak. Emlakın sahibi o da olsun. Tamam öyle yapalım o zaman. Kusura bakmadınız değil mi? Kusur görseydim bakardım. Bir şey de ikram edemedim size ama. İçeriz, zamanımız bol. İyi günler. İyi günler. Ay çok iyi oldu bu. Ay hem dayıma iş çıktı hem bize.
Canım, Hediye abla Asya'yı uyuttu. Uyanınca da yemeğini falan yedirecekmiş. Sen ne yaptın, halledebildin mi işlerini? Hepsi tamam. Ne hazırsanız çıkalım. Abim bekliyoruz. Peki diğerleri, kimse yok ortada? Biliyorsun, babaannem rahatsız, gelemeyecekmiş. Ömer'le Zehra? Zehra odadan telefonunu almaya gitti. Abim de acil göndermesi gereken bir mail varmış. Acaba diyorum, bu iade-i ziyaret işlerini Ömer'le Zehra'ya bırakıp... Biz de başka bir tarafa mı kaçsak? Böyle baş başa. Bak bak. Kimse yok ortada. Asya da uyudu. Ben de karımı kaçırsam diyorum. Nihat. Ne var canım, kimse yok. Bir Canan arayayım. Biz de seni bekliyorduk. Beni mi? Size hediye getirdim Sabah abla. Annem elleriyle ördü. Ati, bu çok güzel. Niye zahmet etti ki? Zahmet olur mu abla ya? Sizin benim için yaptıklarınızın yanında lafı bile olmaz. Annem çok selam söyledi. Size hep dua ediyor. Ben eve gideyim. Bugün iş erken bitti. Salim Usta'nın akşam misafirleri varmış. Ati, her şey yolunda değil mi? Hem de nasıl? Usta 10 numara 5 yıldız. Neyse, kaçtım ben. Bunlar çok güzelmiş ya. Bana olur mu ki? Sana ne yapmış? Beri örmüş. Çok güzel değil mi? Tak bakalım, görelim güzel mi değil mi? Hayatımda ilk defa bere takmış olabilirim. Fark ettim. Beceremedim. Acaba ben sizinle mi gelsem? Yolda Asya'nın yuvadaki videolarını izlerdik. Bugün bir türlü olmadı. Bizim için harika olur da abim nedir onu bilmiyorum. Sahiden beni yalnız bırakmayacaksın değil mi? Ya, gördün mü? Yani yapmazsın. Beni yalnız bırakmazsın. Ömer, sen iyi misin? Hep birlikte gideceğiz demedin mi? Ha, doğru. Biz öyle konuşmuştuk değil mi? Aşık benim abim, aşık. Hem de deli divane. Zehra'cığım, sen ne yaptın abime böyle? Vallahi Ayşe'nin diline düşmeyecektiniz. Artık kurtulabilene aşık olsun. Bey, hadi gidelim o zaman. Gidelim, gidelim. Şaşkın aşıklar sizi. Girin. İhracat dosyalarını getirdim. Bırakabilirsin. Özge. Efendim. Bu hep böyle mi olacak? Ne hep böyle mi olacak? Artık yüzüme bakmayacak mısın? İzin verirsen gerçekten çok işim var. Söyle, sana kendimi affettirebilmek için ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey.
İstemeden de olsa haddimi aştığını biliyorum. Tekrar özür dilerim. Ben senin dosyalarınla baş başa. Suzan, kimeymiş? Ömer Bey'e. Ver bakayım şunu. Bu doğru mu? Boşanıyorlar mı? Ya resmen mucize gibi. Ay hayallerim gerçek olacak. Canan. Kızım ne yapıyorsun? Ha çıkarsın şu terlikleri. Anneciğim. Birlikte geçireceğimiz güzel ve zengin günleri hayal ediyordum. Ha. Şimdi ayıkken rüya görmeye başladık. Şahtık, şahbaz olduk. Ne rüyası anneciğim? Gerçek bu, gerçek. Bugün bir müteahhitle tanıştım ben, çok zengin. Abidin Bey. Anne, bak gör. Çok büyük bir emlak işindeyim. Eğer bu iş olursa dayım dahil hepimiz zengin olacağız. Ay kurtaracağım sizi bu hayattan. Aman aman istemez. Biz memnunuz hayatımızdan. Ay, size de iyilik yaramaz ha. Ne haliniz varsa görün. Canan, kızım çıkarmayacak mısın şu terlikleri? Ha, misafirler kapıya dayandı dayanacak. Hadi bakalım eksik gedik var mı? Hah, geldiler işte. Hadi. Kızım, kapıyı açmıyor musun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldin Şeycim. Hoş geldiniz. Buyurun. Bu nereden çıktı? Sen biliyor musun kimin gönderdiğini? Yok ama kim gönderdiyse zevkli biriymiş. Özür dilerim Koray. Sen raporları verecektin. Evet. Hepsi bu dosyanın içinde. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben size bak. Sanıyorsun sen? Ben sadece özür dilemek istemiştim. Ama anlaşılan yine hata yapmışım. Özür dilerim. Tekrar. Ne yaptın Özge? Yardım edeyim.
kasarım ben. Ay bir dakika. Ay ya, düğmene dolanmış. Zehra. Ay pardon. Rahatsız mı ettim? Şey, saçakları düğmeye dolanmış da. Ha, yardım lazım mı? Ha, itfaiye falan çağıralım ihtiyaç varsa. Canan. Tamam. Düğümü çözümce gelirsiniz o zaman siz. Ne isterseniz tabii. Ay, benden su istemişlerdi ya. Ya, yardım etmeyecek misin? İstemedim. Yardım sadece isteyene mi edilir? Pardon. Ne yapayım? Neyse tamam. Al uzat. Hadi salona geçelim. Hatırlıyor musun? Bana hep bu anın hayalini kurduğunu söylemiştin. Bak işte oldu sonunda. İki aile bir arada. Yalan yok, sır yok. Ne güzel. Kocaman bir aile oldunuz. Onun için artık çok geç sabah. Değil Zehra. Bu anı kalıcı hale getirmek senin elinde. Eğer istersen bir ömür boyu sürebilirim. Bana bir bardak su verir misin? Kumaşla birleştiriyorsun. Ay çok güzel oluyor Şükran. Onu yap. Tamam. Benim büyük masa örtüsü vardı ya. Ne diyeyim? Ben bakıyorum. Efendim. Merhaba Ömer Bey. Merhaba. Boşanma celbi adresinize teslim edildi. Bilginiz olsun diye aradım. Teslim edildi mi? Kime edildi? Merhabalar. Geciktiğim için özür dilerim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.